Dünün değil, bugünün değil, yarının Türkiye'si dediler. Altı muhalefet partisi daha önce Ahlatlıbel'de bir araya gelmişlerdi ve orada tarihi bir toplantı gerçekleştirmişlerdi. Onun ardından da bugüne zaten işaret ediliyordu. Yarının Türkiye'si dediler. Yeniden demokrasi için işte taahhütlerimiz dediler. Madde madde hepsini de açıkladılar. Kimler açıkladı? Genel Başkan Yardımcıları. Bu güçlendirilmiş parlamenter sistem için zaten aylardır da çalışıyorlardı. İşte üzerinde çalıştıkları o metin 23 sayfada vücut buldu. Ve açıklamalardan sonra da 6 lider onları, o metni imzaladı. Geçmişin tecrübelerinden istifade ederek geçmiş uygulamaların ortaya çıkardığı demokrasi sorunlarına ve vesayetçi uygulamalara bir daha imkan vermeyecek yeni bir sistemi inşa etme kararlılığındayız. Bu yeni bir başlangıçtır. Türkiye Cumhuriyeti'nin köklü devlet ve cumhuriyet tecrübesini demokrasiyle taşlandırmayı hedefliyoruz. Temsil gücünü arttırmak, temsilde adaleti ve çoğulcu demokrasiyi sağlamak amacıyla seçim barajını %3'e düşüreceğiz. Siyasi partiler arasında adil rekabet koşullarının sağlanması, demokratik siyasi hayatın güçlendirilmesi amacıyla en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde en az %1 oy alan siyasi partiler hazine yardımından faydalanmaya hak kazanacaktır. Hükümet, başbakan ve bakanlar hakkında gen soru verme yetkisini tanıyacağız. Cumhurbaşkanı ile meclisin görev sürelerinin ayrıştırılması amacıyla Cumhurbaşkanı'nın görev süresini 7 yıl olarak belirleyeceğiz. Cumhurbaşkanı'nın yalnızca bir dönem için seçilmesi kuralını getireceğiz. Görev süresi sona eren Cumhurbaşkanı aktif siyasete bir daha görev alamayacaktır. Başbakan, parlamenter sistem gelenek ve ilkelerine uygun olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından belirlenecektir. Hakimlik mesleği ile savcılık mesleğini birbirinden ayıracağız. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nu kaldıracak, Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu şeklinde iki farklı kurul oluşturacağız. Anayasa Mahkemesi'nin görev ve yetkilerini genişletilerek güçlü ve etkili denetim için mahkemeyi yöneten yapılandıracağız. Toplumun ve yaşamın her alanında, tüm karar alma mekanizmalarında kadın erkek eşitliğini sağlamayı ve korumayı öncelikle bir devlet politikası haline getireceğiz. Basına görevini özgür bir şekilde yapacağı, güvenli, çoğulcu ve elverişli bir ortam sağlayacağız. TRT'yi ve Anadolu Ajansı'nı bağımsızlık ve tarafsızlık esaslarına göre yeniden yapılandıracağız. Çevre haklarına ilişkin anayasal ve yasal düzenlemeleri uluslararası hukukla uyumlu hale getireceğiz. Kamu yönetimine eşitlik, tarafsızlık, liyakat, hukuka uygunluk ve şeffaflık ilkelerini hakim kılacağız. Mülakat uygulamalarına son vererek yazılı sınav sonuçlarını esas alacağız. Seçimle gelenin seçimle gitmesini güvence altına alacağız. Yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son vereceğiz. Yüksek öğretimde özgür ve çoğulcu bir sistem oluşturarak üniversitelerin bilimsel özelliklerinin yanında idari ve mali özelliklerini de anayasal güvence altına alacağız. Merkez Bankası başta olmak üzere düzenleyici ve denetleyici kurumların bağımsızlığını zedeleyecek hiçbir uygulamaya ve düzenlemeye yer vermeyeceğiz. Siyasi etik kanunu hazırlayacağız.